Hayret edeceksiniz. 6 defa öldü fakat tekrar dirildi. Hepimizin bildiği gibi ekmeğin ana maddesi buğdaydır. Çiftçi Ekim ayında buğdayı toprağa saçar, buğday tanesi toprak altına girdiğinde çürür yani ölür. Bahar geldiğinde ise filiz verir ve yeniden diriltilir. Dirilip olgunlaşan buğday tanesi yazın iyice kurur ve hasat zamanı bir kere daha ölür. Sonra bu buğday un fabrikasında un haline getirilerek üçüncü defa ölmüş olur. Bu un fırında pişirilir, ekmek olur, dördüncü defa ölür. İnsan ekmeği ağzında dişleriyle parçalayıp öğüterek içindeki buğdayı bir kere daha öldürür. Bu buğdayın beşinci ölümüdür. Altıncı ölüm ise midede gerçekleşir. Mide asitler salgılayarak ağızda parçalanan ekmekteki buğdayı bir daha öldürür. Fakat bundan sonra müthiş bir olay meydana gelir. 6 defa ölen buğday, örneğin sadece ekmek yiyip su içen hamile bir hanımın ince ve kalın bağırsağında besin haline getirilip ana rahmindeki zigotu besler. 9 ay sonunda 6 defa ölen bu buğdaydan et, damar, beyin, kalp, kemik ve deri yapılır. Gözü kulağı, eli ayağı olan bir insan dünyaya getirilir. Bir şeyden her şey yapılmıştır. Bunu sonsuz ilim ve sanat sahibi Allah'tan başka kime verebiliriz? İşte 6 defa ölen buğdayı tekrar vücudumuzda canlandırarak organlarımızı yapan Rabbimiz, ölümden sonra tekrar bu vücut ve organlarımızı yaratacaktır. Bir şeyi ilk defa yapmak zordur, ikinci defa yapmak çok daha kolaydır. Yeryüzünde her gün 400 bin bebek dünyaya gelmektedir. Her gün yüz binlerce bebeği yaratan, kıyamet günü bütün insanlığı yeniden diriltecektir. Bize düşen ise bu yeni hayat için hazırlıklı ve bilinçli olmaktır.